21 yaşındaki halini hatırlıyor musun? 21 yaşındaki? 21 yaşındaki Hali mi? ruhsal halin, durumun. Yani mesela çok sevdin, çok aşık oldun 21 yaşında. Evlenir miydin? Hatırlıyorum. Yok öyle şey, üniversite vardı zaten, bizim çok o işlere giremedik. Önemli değil ama üniversitede de evlenmek istersen hani en azından bırakırsın, evlenirsin. Bir Biraz şeyler daha hayat beklerdim. beklerdin. 21 yaşında çok paran var. Çok ünlüsün de belirli bir camiada ve evleniyorsun. Çünkü çok aşık. Kim biliyor musun? Kimse inanmamış. Paylaşıyor. Enes Batur. Enes Batur evlendi sevgili seyircilerimiz. 21 yaşında uzun süredir de ciddi bir ilişkisi vardı. Çok güzel bir hareket yapmamış mı? Mutluluklar Evet, diliyoruz. çok uzun süredir Tuğçe ile beraberdi. Evet. İzleyelim bakalım görüntümüzü. Yani o kadar güzel bir VTR hazırlamışız ki. Yani haberle ilgili görüntüler. Kafamı karıştırdı. Sizin karıştı Gerçekten mı? çok Ben karıştı. şu an Şimdi bir dakika. evlenmediğini Üç kız düşünüyorum. var. Evet. Tulu var. Evet. Damla var. Bir de bildiğin Tuğçe var. Hangisiyle Kimle evleniyor? evlenmiş? İşte onu bilmiyorum ama bir açıklaması var. Kayan yazısı. Bence kayan yazısı verelim, ondan sonra işin içine çıkalım. İlişkisini gözlerden uzak yaşadı. Tula. Tula mı isim? Tulu. Bir yerde Tula yazılmış, bir yerde Tulu yazılmış. Alıştık. Tulu bacı. Tulu bacı ile evlenmiş. Evet işte ama eski sevgilisinin adı Tulu değil ki. Bak, şöyle söylüyorum. Bence filmle alakalı bu. Ya Gerçek Kahraman diye bir film çıkmak üzere. Haftaya Cuma çıkıyor hatta. Bunun için böyle bir reklam yaptıysa kafalarımız çok karışık. Ama Yani Enes... kızarlar mı peki böyle bir reklama? Evlendim diyor, evlenmiyor. Hayal kırıklığına yaşayan, hayal kırıklığı yaşayan yer olur mu? Yoksa Yani çok ciddi bir kayan yazısı var, bilmiyorum. 21 dinleyelim. 21 yaşında yolun başındayım. Hayatımın en büyük ve en doğru kararını aldım. Yol arkadaşımı buldum. Acı tatlı günleri birer anı olarak geride bırakırken umut ve sevgi dolu bir geleceğe ilk adımı atmış olmanın tarif edilmez mutluluğu içerisindeyim. Sonsuzluğun madalyası bir hayat arkadaşı. Bu mutluluktan öte daha ne olabilir bilmiyorum. Sadece bu duygunun yaşanmadan tarif edilemeyeceğini biliyorum. Sizler ve diğerler için tek temennim bu mutluluğu yaşamaktan korkmayın. Unutmayın, hiçbir şey için erken, hiçbir şey için geç değildir. Evlendi. Lütfen izleyici Enes Batur'un fanlarına sesleniyorum. Bu evlendiği kızcağız, bu eski sevgilisi değil mi Antalya'daki ya? Ay kafamız karıştı. Kafamız çok karıştı. Bence evlendi ve çok güzel bir yazı değil mi? Yazı çok Ya değişik bir şey buldun mu şimdi hiç. evleneceksin ha öyle geciktirmeli. Aman seneye, aman şu işimiz bitsin. Bak çocuk çok kazanan bir çocuk. 21 yaşında. 21 yaşına daha çok genç. İstese hayatını yaşar, devam ettir. Bak ne kadar güzel bir yuvaya sahip oldu şu an bence. Ya benim çok kafam karıştı Bence Ece. evlendi. Ya tam evlendiğini anladın mı? Evlendi Kiminle? mi sence? Bence evlendi de Sen de. kiminle? Söyleyeyim Ben işte. kiminle evlen... Tulu Bacı. Tamam da bu Tulu Bacı diye birisi Tam yok. Tulu Bacı kimdir? 8 Nisan 99 doğumlu. Tamam. Kıbrıs doğumlu. Annesinin adı Denisa. Babasının adı Cem. İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürüyor. Ha, o zaman bu eski kız değil. Yeni. Eski kız Antalya'dan. Tam yeni buldu. Aşık oldu. Ne oldu Bilal? Diğerinin adı Başak'mış. Ah tamam, o kız değil mi Ay. bu? Aa, onunla film çekti çünkü, biliyor musun? Kötü olan ne biliyor musun? İşte. Yıllarca çıktı demek. Ama aradığı aşkı buldu. Olacak, yani olabilir. Bak ben bunlara karşı Bir değilim yıl aslında. önce ayrılmışlar onlar, kızın adı Başak'mış, bu o değil Ayrılmış. diyor. Tam Ha, bir yıl olmuş ayrılmış. zaten aralarında şey yapıp. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Çok erken bir yaş ya. Çok güzel bir yaş. Erken yaşta baba olduğunu düşün. Mis ya. Ya tabii orası Birlikte öyle de. büyüyecekler. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Yani erkek için 21 yaş. Bir de şimdi hadi açık konuşalım. Biraz açık konuşalım. Konuş her zamanki gibi. Erkeksin. Tamam mı? Ciddi bir ilişkin var uzun süredir. Liseden beri, üniversitenin ilk yıllarından beri bir kızlasın. O ilişki bitiyor. Başka bir ilişkiyle hemen evliliğe. Tamam ama aşık oldu Allah Allah. O evlilikte sıkıntı olur. Hiç olmaz. Gel iddiaya girelim. Olmasın bunun için. Olmasın tabii ki. Yani Ama kesin olur olmaz. işte, çok erken. Olmaz. E ne diyorsun o zaman? Demet Şener de İbrahim Kutlay'la yıllarca evli kaldı, boşandı. Hemen bir ilişki buldu ve evlilik kararı alıyor mesela. O ilişkide de mi sıkıntı Olur. yaşanacak? Olur mu öyle şey? Olur. Hayır canım. Zaten ilişki yaşamak dünyanın en zor şeyiyken şu... Ya aradığını bulmuşken bırakmayacaksın. Bırakıyorsan da o zaman kaderine Bak mahkumsun sonra yalnızlığa. karşımıza çıkıp Bircan abla adam bana ihanet etti. Bak işte beni aldattı falan filan demeyin.
Çünkü arada hiç şey yok yani. Ya olsun, güzel bulmuş işte. Yalan makinesine bağlanmış, ver Bilal. Eski sevgilisi değil, yeni bir isimle evlendi. Damla Asena diye birisi diyor. Ama fotoğraflarda resimler var. Karışık bir durum. Nikah memuru Asena diyormuş kıza. Aa. Bize Tuba yazıyor. Damla diye de birini etiketliyor. Tula yazıyor. Tula bacı. Ay kafam çok karıştı. Kafalar karıştı. Enes bugün ailesiyle fotoğraf koysun düğünden. Çünkü film içinse bütün ailede gitmez o düğüne. Değil mi? Film partnerinin adı Damla. Damla'yı da bu fotoğrafa etiketliyor. Damla'nın fotoğrafta ne işi var? Bu kızcağız çok da güzel bir kız bu arada. İnternetten çok bulmuşlar birbirlerini. Aslında Tulum Bacı diyormuş ama aslında ben ortaya bir M koydum diyor. Kızın adı Tulio, soyadı Bacı. Tulum Bacı yaptım diyor. Biraz saçma oldu ama seviyorum adı kadını diyor. Peki şu nasıl olur? Nasıl bir tepki yaratır? Eğer bu film sahnesi ise. Oo, çok kötü bir şey. Bu kadar da cıvıtmayalım. İşte o zaman yaşı 21'in bile altına düşer beyin olarak. Olmaz öyle. O kadar da değil yani. Şu müesseseyi de bu kadar çirkinleştirmeyelim. Nasıl Kenan'la şeye kızdıysak Beren'e, evet, evliliğinizi yani alet etmeyin diye reklamlara. Aynı şey yani. Reklam için kullanmasınlar. Evet yani. Çünkü bu çifte çok sevinen hayranları var. Sevenleri var. Ne kadar güzel mutluluklar diliyorlarken. Enes'i çok seviyorlar Ece. Evet, çok seviliyor. Evet. Eğer böyle bir hani kandırmaya girerse o zaman şey olur ha. Yalancı çoban, her şeyine şey yapacaksın, evet, artık her dediğine bunu yalan mı ne yapıyor, inandırıcılığı gidecek, reklam alıyor, reklam verenlerden eksi puan alır, evet, kariyerini bile etkiler bu durum bence. Senin aynı şeyi düşünüyorum, çok dikkat etmesi gereken bir durum. Eğer PR şirketinden böyle bir masa başında oturup ha bak iyi fikir dedilerse çok kötü, ama gerçekten evlendiyse de mutluluklar diliyorum. Mutluluklar, biraz erken, evet, çok daha yakışmışlar. Yalan makinesinde de evleneceğim diye, evet, çok yakışmışlar. Evet.